Dükkan borçları vardı ya, o yüzden içeri almış olmasınlar. Yok abi, kapattım bütün borçlarını. O zaman kavga etti birisiyle. Ne bileyim oğlum. Trafik olabilir diyeceğim ama trafik şubeye yollarlardı o zaman. Ay Halil, bir sus. Çıkınca öğreneceğiz işte, Allah Allah. Tamam, sustum. Ben kardeşimi tanırım komiserim. Yani bir sürü işe girdi bu zamana kadar. Borcu harca da bulaştı ama bu tip adamları tanımaz. Mafya ile falan işi olmaz. Ben kefilim ya. İyi diyorsun da Nihat Bey'in ifadesi var elimde. Mecburen mahkemeye sevk edeceğim kardeşinin dosyasını. Efendim. Komiserim, Nihat Bey geldi. Alın içeri, gelsin. Efe'yi Nihat Bey'in evinden aldık. Girin. Komiserim. İfademle ilgili gelmiştim. Buyurun tabii. Yakaladığınız gençle ilgili. Ben çok tedirginim. Bu Uğur meselesi yüzünden yanlış anlamış olabilirim. Yapmayın Nihat Bey. Onunla beraber çalışıyor sandım. O yüzden... Niye şimdi söylüyorsunuz onu? Emin olamayınca şirketi aradım. Sekreterimle görüştüm. Benimle konuşabilmek için randevu talep etmiş. Ama ulaşamayınca... bir şekilde emin adresini bulup gelmiş. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. İsterseniz bırakın gitsin. Buyur abi, çıkıyoruz, yürü. Harbiden mi? Adam ifadesini değiştirdi. İş için geldiğini söyledi. Ne oldu, çok şaşırdım bakıyorum. Şaşıracağım tabii canım, ne var? Daha evvel söylemesi lazımdı. Ben ona şaşırıyorum. Allah Allah. Sen bu adamın evini nereden buldun? Söyle bakayım. Ya bana. Bulduk işte bir yerlerden. Adamı şirketten de aramışsın. Aradım tabii. İşin gücün yok diyordunuz. Ben de belki bir şey çıkar diye aradım. Allah Allah. Hastanenin parasını nasıl ödedin abicim sen? Onu of. Abi yine mi baştan mı anlatacağız? Ödeme aldım diyorum ya. Bak ben bu işin peşini bırakmayacağım abicim. Bir yanlışını yakalayayım. Allah yarattı demem. Anladım abicim. Tamam. Anladık seni. Oldu. Çıktılar. Efe ne oldu? Niye girdin içeri ha? Kim şikayet etmiş seni? Ya Efe konuşsana, bir şey söylesene. Efe? Yok bir şey ya. Yanlış anlaşılma olmuş, o kadar. Nasıl yanlış anlaşılma olmuş ya? Başkasını arıyorlarmış, beni almışlar. Aman be oğlum, öldük meraktan ya. Ben de diyorum, Efe'nin ne işi var karakolda? Alo Aslı. Heh, çıktı şimdi. Yok yok, bir yanlış anlaşılma olmuş. Görüşürüz. Ya sonra konuşuruz, tamam. Gelmeyecek misin eve? Oğlum babamlar Urla'ya gidiyor, bak haberin olsun. Metin abi merak etme, yanındayım ben, tamam? Tamam dedi, sağ ol. Alo. Ha şimdi çıktım ya. Geliyorum. Eyvallah kardeşim. Sen olmasan şimdi Kodes'teydim. Önemli değil ya. Ulan hepinizi toplasam şu adamın tırnağı etmezsiniz ya. Ben niye para veriyorum size ha? Niye tutuyorum yanında sizi? Defolun gidin lan. İstemiyorum sizi. Hadi lan. Bir şey yapmadılar değil mi içeride? Yok abi, ne olacak ki yani? Adam çok ilginç bir şekilde geldi, ifadesini değiştirdi. Öyle çıktık. Aferin ona. Değiştirmeseydi binerdim tepesine. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne sandın koçum? Seni içeride bırakacağımı falan mı düşündün ha? Daha çok iş yapacağız seninle, çok. Tabii hep iş yapmayacağız. Biraz da eğleneceğiz. Hadi gidiyoruz. Nereye? Benim bir mekan var Taksim'de. Gidip biraz eğlenelim. Kızlar falan, ha? Ben şimdi gelmeyeyim ya. Ufak tefek bir iki işim var. Belki sonra. Tamam, nasıl istersen. Hadi iyi akşamlar. Ha Efe, bir dakika. Al. Uğur, bu çok ya.
Sen onun hepsini hak ettin kardeşim. Sağ ol. Bir şeylere güveniyor ama anlayamadım Gönül ya. Ben kardeşimi tanırım yani. Çocuğun duruşu tavırları falan değişmiş, anlıyor musun? Komiser bir arkadaşım var işte. Onunla konuştuk. Oğuz diye bir tane herif vardı ama bunu kıstırmaya gidiyorlar. Bizim Efe ile dönüyorlar. Metin'cim, Efe anlatmış işte sana. İş istemeye gitmiş. Ya yok aşkım, ne işi Allah'ı seversen ya? Yemek işi, ne işi olacak? Ya adam inşaatçı Gönül, ne yemeği, ne işi olur yemekle? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.